gelmedi, ya Anadolu'ya gelmedi, ya ona göre de ben meseleni bu tarafa yönetmenin kökünde məqsədim elbette yaxşı, böyük döyüşçülerimiz, güclü vətən uğrunda çarpışmalar, bunlar öz yerinde. Eyni zamanda biz bunları hem de tarixi biliklerimizle birleştirmeliyiz. Ve çıkışımın sonunda bir burada Ermeni meselesine toxunmamak mümkündür. Çok üzül istedim ki, vaxtımızı biraz çok aldım ama ona toxunmağı vacib görürüm. Biz Ermeni meselesinin özünü de tarixin yanaşmadan biraz kenar tuturuz. Burada da ideolojiyanın səhv istiqaməti yönelidir. Mesela orasındadır ki, yenə Herodotdan fark Türklerin, Oğuzların en büyük tayfalarından biri de Ermeniyyə tayfası olur. Bunu bilirik. Ermeniyyə tayfası, Ermeniyyə dövlətində Quran yaradan Georgi Türk, Qıpçaq Türklərindən olur. Hristiyan dövləti qurur. Və qəribə bir fakt var. Bu faktı üzə çıxartma mən burada iştirak edənlərin hamısından diqqətə çatmadır. Kimin nə imkanı varsa bunun üçün çalışsın. Bilirsiniz ki, Piotr'un arxivi çox ciddi qorunur. O üzə çıxan vəsiyyətnamə orada saxtadır. Oxuyanın yadında qalan əsasında yazılandır. Vəsiyyətnamə çox qalın bir kitabdır. Piotr'un İsrail Ori ilə bizim Erməni dövlətinin belə deyək Erməni etnosunun yaradıcılarından formalaşdıq və biri kimi tanıdığımız İsrail Ori Piotr'la görüşərkən 1607-ci ildə sözə bax. Deyir ki, İsrail Ori deyir ki, bunu oxumuş bir Rus aliminin sözünü deyir. Deyir, çıxarda bilmirlər, ama oxuyurlar çalışır. Deyir ki, siz Türklərə qarşı qarşıya döyüşdə qalib gəlib Konstantinopolu sahib ola bilməyəsiniz. Çünki Piotr'un ən böyük arzusu İstanbul'a sahib çıxmalıdır. Konstantinopolu əldə eləməyə. Və əgər siz istəyirsiniz ki, Türklər məhv eləsiniz, bizim fikrimizə qulasın. Deyir, nədir fikriniz? Deyir, Türklər nə qədər döyüşdə igiddilərsə, münasibətlərdə sadır, onlara özümüzü inandırmaq və onların içərisində özümüzə yer eləmək. Baxın, İsrail Orinin sözünün ardınca Piotr buna söz verir ki, biz də sizə dövlət qurarıq, amma hayların dövləti olur, o zamana qədər hakim tanrısınlar. Siz Hristiyan Türklərin o regionda yaratdığı vaxtilə Ərməniyyə dövlətinin varisi kimi özümüzü təqdim edin, biz də sizə orada Ərməniyyə dövləti quraq. Ermənistan dövləti belə yaratılır. Ona görə də biz bütün bunları bilərək bugün Fransanın da, Rusiyanın da, İngilisin də, başqa xalqların da və Səlman qardaşımız dediyimiz İranın da, bunu da açıq deməliyik, İranın da Erməniyə dəstək verməyin kökündə məhz Türk dünyasını parçalamaq, Türk xalqlarını bir gün iki sindrom var. Bir PKK sindromundan istifadə edirlər, bir Erməni sindromundan istifadə edirlər. Biz bütün bunların kökünü bilmədən döyüşümüzdə də, savaşımızda da belə deyək, qaziliyimizdə də biraz yarımçı qalardı. Ona görə mən bu məsələlərə toxundum. Mən bir daha, Fuad bəy, sizə minnətdarımı bildirirəm. Bu birinci deyil, həm Gürcüstanın, həm Rusiyanın, bilir ki, Ukraynanın qazilərinin də sizə bu barədə danışıqlar gedir. Və şübhəsdir ki, bunların hamısının önündə, hamısının başında vahid bir xalq olan, bir millət, iki dövlət olan Türkiyənin qazilərinin bugün Azərbaycanda olması sözün həqiqi mənəsə deyil ki, tarix hadisədir. Sizi alqışlayırıq, bağrımıza basın. Sağ olun, minnətdarım. Əziz qonaqlarımız, indi isə Şükrü bəyə dedi ki, özünüz seçin, kim öz bir sözü demək istəyir bizim qardaşlarımız. Efendim bizde sözcü genelde tek oluyor. Bununla ben arkadaşlarla daha önce de konuştuğum için onların fikirlerini sizlere yansıtıyorum. Çok kıymetli konuşmacılar hanımefendi ve sözlerinden oluşta duygulandım. Ve şuna inandım ki Azerbaycan'daki Türklük duygusu çok yüksek. Yani bizzat bunları şahit oldum. Şimdi siz tarihin çok derinliklerine girdiniz. Fakat tarihi biraz bizi etkilediği oranda değerlendirmemiz gerektiği kanısındayım. Örneğin bugün 10. yüzyıla kadar Avrupa tarihi Bulgarları Türk olarak kabul eder. Şu andaki Bulgar. Ve bunlar sonradan Slavlaşmış.
Bunlar yaklaşık Bizans döneminde Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç eden Macarlar gibi Bulgarları da aynı dönemde Avrupa'ya Apea zamanında göç ettikleri, nasıl ki bugün Macarlar, ki İngilizce Hungary yani Macaristan, Hun devlet demek. Fakat bazen içlerinde Türkçe kelimeler de var. Yani bizim esas Macarlar Türk köyü gibi. Fakat Avrupa'nın ve Hristiyanlığın değerleriyle beslendikleri için tamamen bizden uzaklaşmışlar. Yani ortak ülkü değerimizden uzaklaşmışlar. Bugün Bulgarlar da, yani esas Bulgar milleti de aynı şekilde Macarlar gibi, yani tarihin yazdığına göre bizden bir takım ortak değerlerimizden uzaklaşmışlar. Ve zaman zaman da en son Balkan Savaşı'nda onlardan çok büyük bir katliama maruz kaldı Türkler. Çok eziyet ettiler. Türklerin birçoğu Balkanlardan geriye döndüler 1912 yılında Balkan Savaşı'nda. Oradaki bir de şu anda Bulgaristan'da Türk diyoruz. Türklerimiz, Türkler var. Onlar bizde gönül bağlayan normal Türk vatandaşı. Ama diğer Bulgarların da Türk olduğu Avrupa tarafından bizzat söylenmekte. Önemli olan bugün Orta Asya'da ve bugün Çin içinde kaynayan, kaybolan çok Türk boyları var. Çin'in içerisinde. Ve hatta biz biraz önce Kore Savaşı'ndan bahsettik. Korelilerle biz Altay Dağları'ndaki kendileri de bunu söylüyorlar. Beraber yaşadığımız, bunun dil grubumuzun, Altay, Ural dil grubuna, uyumuna uygun olduğu için aynı bölgeden onlar doğuya biz batıya göç etmişiz. Ve dolayısıyla bir takım ortak değerlerimiz olduğu söyleniyor. Ancak biz Korelileri 1950 yılındaki savaşta tanıdık. Yani tarihin çok derinliklerine gidersek o zaman Koreleri Altay Dağları'nda bir tanıma durumu söz konusu oluyor. Buraya gelmeden evvel Türkiye'de bir yazı okudum. Yine arkadaşlarımızla paylaştık. Sibirya'da yeni bir kabile diyelim, yani bir Türk boyu ortaya çıkarılmış. Normal Türkçe konuşuyorlar ve daha yeni çıkarılmış. Yani Türk boyu. Yani kıymetli konuşmacımızın da söylediği gibi Türkler dünyaya birçok yerlerde yayılmışlar. Ama biz bugün için esas alacağımız, bize olan etkileri anlamında esas almalıyız. Ermeniler için de aynı şeyi düşünmeliyiz, Bulgarlar için de. Yani Bulgarlar her ne kadar Avrupa 10. yüzyıla kadar Türk kabul ediyorlarsa, bugün Bulgarların bize ne kadar o anlamda yakın oldukları şüphelidir. Yani bir Bulgar kendisini şu anda bir Türk olarak hissetmez. O bir Hristiyandır, Batılıdır ama onun köküne girerseniz onun da Türk olduğu, hani bizler Avrupalı tarafından ileri sürmekte. Ama Bulgaristan'da yaşayan 2-3 milyon Türk, onlar Türk. Onlar için bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla Bulgaristan deyince bizi iyi gidenler orada bir Türklerdir. Yani tarihi belli bir yerden bizimle bağlantısı olan, bizimle ilgisi olan anlamında değerlendirmemizde fayda var. Ama yine ben güzel bir değerlendirme, güzel bir bakıştı. Ben ondan istifade ettim, teşekkür ederim. Bu şunu gösteriyor ki Türk boyunun dünyaya yayıldığı zaman her türlü medeniyeti, her türlü uygarlığı dünyaya yaydığı ve dünyadaki bütün ülkeleri bir nevi etkilediği olayı ortaya çıkıyor. Ancak bizim Cumhurbaşkanımızın forsu vardır, bayrağı. Yani forsunda 16 tane yıldız vardır. Bu yıldızların anlamı tarihten bugüne kadar kurulan 16 Türk devletini temsil eder. Bu Türkiye devletleri yani daha yani Osmanlı, ondan evvel Selçuklar, ondan evvel Hunlar vesaire geliyor. Hatta biz Türkiye'ye deriz ki, ya biz nasıl bir milletiz ki? Habire devlet kurup devlet yıkmışız. Yani 16 tane var. Yani bu 16 tane olması bir şey değil, meziyet değil. Yani yıkılmasın, devletimiz yıkılmasın. Yani biri yıkılıp birisi kurulmasın, onu istiyoruz biz. Yani Türk devleti ve çoğu devletlerimizde kendi içinden yıkılmıştır. Yani birbirini yıkmıştır. Anadolu'da 7-8 Anadolu Beyliği vardı. Hepsi bu bölgelerden, Orta Asya'dan, Kafkaslardan Anadolu'ya gelmişlerdi. Ve bunlar, bu beylikler birbirine savaştılar ve çoğu yok oldu.
Ve dolayısıyla biz istiyoruz ki yani Türkler birlik oldukları zaman birbirinin aleyhine olmasınlar. Yani bir devleti yıkıp başka bir Türk devleti kurmak yani pek öyle büyük bir şey değil. Önemli olan o devleti ilelebet muhafaza etmektir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şiarımız, hedefimiz şudur. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet, hür ve bağımsız yaşayacak. Yani 17. Türk devletini kabul etmiyoruz. 18.yi kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bayrağımızla beraber ilelebet yaşayacaktır. Ve ben eminim ki sizlerden, sizin gaziler, yani veteriner diyorsunuz, arkadaşım da güzel söyledi, o veteriner kelimesini kullanmayalım dedi. Bizim biliyorsunuz gaza, savaş demek Arapça bir kelimedir. Gazi de oradan kaynaklanmıştır. Daha da iyi bir laf olabilir veya bulunabilir. Mesela dövüşçü diyorsunuz, bizde dövüşmek genelde kavga anlamına gelir ve kullanmıyoruz. Bunlar bu konularda bir ortak size uygun bir şey unvan bulabilirsiniz ama gazi bizim Türkiye'de gazi kelimesi oturmuş bir kelimedir, makbul bir kelimedir. Bizde en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz de onun sayesinde bu unvanı taşıyoruz ve bizde 18-19 Eylül Gaziler Günü'dür. Her sene bu Gaziler Günü'nü kutlarız. 18 Mart Şehitler Günü'dür. O Şehitler Günü, yani kutlarız derken törenle şehitlerimizi anarız. O gün bütün, biraz önce söyledim, devlet günüdür. Devletin resmi günüdür. Bayraklar asılır. Çünkü herkes bugün geriye dönüp geride ne olduğunu bilmeli. Geride bu insanların, bu kahramanların döktükleri kanlar bilinmeli ki ileriye baksınlar. Ben tekrar temenni ediyorum ki Azerbaycan da aynı bizim şiarımız, düşüncemiz, felsefemiz gibi ilelebet, hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bütün düşüncemiz, dualarımız sizinle beraberdir. Ben arkadaşlarım adına tekrar sizlere teşekkür ediyorum. En içten kalbi duygularımızla saygılar sunuyorum. Aziz kardeşlerimiz, bizim karşımıza koyduğumuz mesele nail olmamız için yani hamımızın biz bütün birliğimizin bizim rehberiyetine adına teşekkür ediyorum. Size can sağlığı, uzun ömür arzuluyorum ve bu durduğumuz yolda hansı ki öz sağlamlığımızı bu yolda gitmişiz, yani torpalarımızın kaytarmasına nail olursa bu büyük, bu bizim büyük kalebemiz olacak. Bundan geriye sönme olmayacak. Bunu Türk kardeşlerimizi salamlamak için ben hayat ediyordum. Hamınızı ayağa durup bugün bize bizim gey hükümet destanlarımızın yani hürmet beslediğimiz sedirler özleri şartı gelipler biz onları da hemen bir lider sedirlerle biz onlara öz minnettarımızı bildiririz. Eğer özü gelmese de Zabitler Birliği'nin yani federasyonu, Serdir'in özünün burada olmasa da muavinlerinin işi de burada. Hürmet elendiğimiz, yani bizimle bir yerde iştirak edilen Sarıyer'di, hemşe iştirak edildi. Hüseyin Merlim'in hemşe burada, Ertuğrul Hasan Merlim'in. Demek var ki, özde hayal işte geliyor sen benim bizden özümüz biz ki şahsat yapmadık ziyaret edemedik her yeri yapmadık. İndiyse bizim hansı yani öz karşılarına koydukları hansı kim istiyordu çıkmayı? İri katas parti. Ben size bir gün söz. Kardeş, bundan sonra artık kardeş diyorum bu değerlerimize. Bizim değerlerimizin bir anısını size takdim edeceğim.
müsaadenizle derneğimizin bir başı diyoruz. Bu kahraman kardeşime bunu bir kitabla takdim ediyoruz. Takdim ediyorum. Bunun arkasında yazı şudur. Gazilik tarifi var. Der ki, gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yaratan kahramanın adıdır. Şimdi bir şey değiş daha söyleyeceğim. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bu sizin için de geçerlidir. Sizin de şehitleriniz nurlanmıştır. Sizin de gazileriniz onurlanmıştır. Bunları da ben inşallah yeter. Ben arkadaşlarımla beraber önce buradaki olan derneklere hanımefendiye verelim. Tabii bu da bizim neşriyatımızdır. Bu bizim 3 ayda bir çıkartırız. Yani dernek biraz şeyli olmalı. Nasıl söyleyeyim? Yani ne derler buna? Yani kendini tanıtmalı. Öbür türlü kuru kuru oluyor. Yani böyle. Evet. Bunu da veriyorum. Ben bu Allah bir tane. Allah verdik şimdi. Gel. Dernek sadırlarına. İnşallah yeter. Başkanım. Ben derneğin başkanı olarak biz inşallah siz söyleyin. Biz Şahitler Birliği'nin sadri Allah verdi mi? Nasıl? Allah verdi. Şahit Aile Derneği'nin adı. Şahit Aile Başkanı. Çok sağ olun. Piyada düştüğü için. Ama bir şey de piyada verin. Benim türlere kadimden, ata babadan büyük hürmetim var. Çünkü atam onlarla buluşup birlikte Ermeniye karşı emin önlüyüp vesaire. Benim teşkilatım yaradanda bizim hakimiyetten uzak olsun, bize kömeğe özü çatıran Türkler olurlar. Ve Türk generalları olurlar. Bunu bilmeye getirdiler. Başkanergahım, bunu bilip bizim teşkilata verilir. Bir defa Türkiye tarafından. Bak görürsünüz. Yani on gün türleri unutmak bizim için haram. Sağ ol. Görürsünüz. Çok sağ olun. Bir şeyi de çatdırın nazarınıza, Türk kardeşler bilsinler. Ben buraya şikayete gelmemişim. Bu benim oğlumdan da azizdi. O harada olsa ben de orada olacağım. Bahadır Zahir. Ama bizim teşkilat olmasaydı, başta ben bir şehit atası kimim, ben Behruz Nuriyev'im. Behruz Kengeri'nin atasıyam. Bizim aslımız Kengeri'di. Türkiye'de de Kengeriler bilirsiniz. Azad'ın mezarını sağlayan rahmetli Mahmud Bey Kengeri. Ne demek istedim? Bizim teşkilat olmasaydı bugüne kadar 5000'den yukarı şehidimizi indiki baş müdafaa nazirinin gözü ve sosyal teminat naziri onları lakv eləmişdir, onları şəhid statusunu gizləmişdir. Deməli, biz çalışmışıq ki, bizim şəhidlərimiz siz deyən kimi
siz istediğiniz kimi müqəddəs adın qoruya bilsin, müqəddəsliyi saxlasın. O cümlədən biz şəhidlərə olduğu yanaşdığımız kimi hürmətini, qazilər də bizim gözümüzün ışığıdır, əzimizdir. Çünki onlar da talihin müəyyən səbəbinə sağ qalıblar. Onlar da şəhid ola bilərdilər. Ona görə bütün qazilərə, bütün şəhid ailələrinə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Fəraş qüvvət burada oturur. Üzümə deyirəm. Mən bizi yandıran cəhətin biri odur ki, mənim bir şey də göstərəcəm sizə. Xahiş edirəm, mən çağırırsın. Yaxşı oldum. Bak bu mənim, Allah verdi Nuriyev, şəhid atası. Bizim təşkilatda olmasa şəhidlər xiyabanda pis gündəydi. Heydər Əliyevin qarşısında məsələ qaldıran mənim. Xiyabanda o tikintini apartıran bizik. Amma çox təəssüflər olsun ki, deputatlarımız oturduğu izdanənin yanında əsr şəhidlərimizin qabağın ağacını hörüflər, hörüflər görülməsin. Məzarlar gizlənilir. Ağaçlarla hörüflər, məzarlar, əsr şəhidlər gizlənilir. Mən niyə deyirəm əsr şəhid? Əsr şəhid olmaq nə deməkdir? O sənət mənə verilib, Ərəbistandan göndərilib və bizim Qafqaz müsəlmanlar təsdiq edib. Kim əsr şəhid sayılır? Əsr şəhidlərimizin qabağını hörüblər. Qoymurlar ki, onları gələn adam deyilsin. Həm bax, faciə qurbanları qazıyıblar, düşüyüblər, qoyublar. Bunlar... Qoyublar ən üstündür. Həm bax, vətən qoruyan. Bizim balalarımız qazılarımızdır. Onu da sizə deyim ki, mən 6 ay yoxlama aparmışam, qaçıb qardaşlar bilsinlər. Bir dənə vəzifəli, yüksək vəzifədə oturan adamın balası nəinki şəhid olmuyor. Heç o bilmir əsgəri yaradır. Bax, dəhk budur. Mən Türk qardaşlar, sizdə kömək gözləyirəm. Şəhid ailələrimizə münasibətin yaxşılaşdırılmasını gözləyirəm. O cümlədən qazılarımızı yaxşılaşdırmaq gözləyirəm. Əsr şəhidi bizi zülüm ilə haccama müavinət verir. Amma şəhid olmayan faciə qurbanlarına iki dəfə artıq pul verir. Bu nə deməkdir? Deməli, ona görə ki, hakimiyyə şəhid vermədiyi üçün şəhid ailələrinin qadrinə qalır. Çok sağ olun, güzel. Ben sizi aktarırım, yok. Ben burada oturmuşum. Sizin yeriniz hazır. Hazır demiyor. Siz de rahat olun. Geçin. Allah'a emanet olun. Gelin. Çeçin'de. Kabul bize vermeyeceksiniz. İradeye, beş emniyet iradesine anlamak üzere sizi herhalde Sağ olun, konuşmalarınızdan da etkilenmiş, çok teşekkür ederim. Allah ayırmasın. Sağ olun. Siz onu arzularım, Allah ayırmasın. Var, ay far, benimdir. Pardon, ben tahmin edeceğim. Ben
Gazilerin yanında 24 saat olmalı. Ben de bak var. 25'inci saat. Biz isteyerdik ki sizin bağladığınız sanki işle bağlı bir balaca kısa anlayış verirsiniz, məlumat verirsiniz. Evet. Azərbaycanda olan təşkilatlarınızı bizə bildirirsiniz. Bir de neçə gündə Azərbaycandasınız, neçə gün üstüne gedirsiniz? Şimdi bir tarihten gelen bizim bir proje bize bağladığımız var. Daha Orta Selam beri gelmişler. Azerbaycan'da konuyor. Daha doğru gelişmiş. Bir konuyor. Bayanım. Kadın kolları başladı. Ama bunların gelişleri hepsi Orta Türk olarak başladı. Türk olarak gelmişler. Ama bölgeler topraklar sağlamışlar. O kadın. Azerbaycan olmuş. Ötekinde Türk yok. Ama bir kelime de müşterekler birleşiyoruz biliyorsunuz. Türk, Azerbaycan Türk'ü, Türkiye Türk'ü. Dünyada zaten en çok korktukları şeyler Türklerin bir araya gelmesi zaten. Dünyanın. Birlik. Birlik beraber, Türklerin birliğinde beraberinden korkuyorlar. Ama ne yazık ki bazı devletler, bazı politikacılar bu konudan uzaklaşmışlar, kalıplara çekilmişler. Bu sizin de. Dünyanın her tarafında Türk olmak. Dünyanın her tarafında Türk olduğu gibi Türk şehitliği var. Türk şehitliği nedir? Türkler Anadolu itibariyle Orta Asya'da, Avrupa, İspanya'ya kadar yerleşmiş, savaşmış İspanya'da döneminden beri. Ve birçok yerde şehitler, ölüler bırakmışlar. Ölülerin bıraktığı her yer Türklerin vatanı. Bugün Azerbaycan'da olduğu gibi. Türkiye'de Azerbaycan şehit yok mu? Şehitler. Azerbaycan Türk şehitliği yok mu? Var. Bugün her tarafta Türk şehitliği var. Bugün Kore Savaşı'na katıldık. Orada Türk şehitliği yok. Dünyanın bir ucunda. Belki bir gün o savaş gittiği zaman Kore'nin nerede olduğu bilmiyorduk. Ama o insanlar sayesinde, oradaki insanlar sayesinde orada da Türkler gelmişti. Şimdi Japonya'ya gittim. Orada Türk mahallesi var. Bak Japonya'da Türk mahallesi var. Bakın. Türklerin ve otobüs gibi böyle bir eli parmakları gibi dağılmadığı yeri yoktu. Her gittiği yere medeniyet kültürü bu insanlar. Bir Azerbaycan'da oldu gibi. Ama temenni diyor ki gönlümüz sizinle beraber zaman Karabağ Azerbaycan'ın sınırları içindedir. İnşallah bunda da muvaffak olacaksınız. Ben bu arkadaşlar şunu belirttim. Çok şanslısınız. Niye şanslısınız biliyor musunuz? Neden gördünüz şanslısınız? Siz savaşı bizzat yaşamış insanlarsınız.